Sovyet uzay yolculuğunun öncüsü Konstantin Tsiolkovski 1911'de yazdığı bir mektupta "Dünya insanlığın beşiğidir, ancak insanlık sonsuza kadar beşikte kalamaz" demiştir. Yüzyıllar boyunca insanlık yıldızlar arasında gezip yaşamanın hayalini kurmuştur. Doğal olarak eğer insanoğlu için yeni bir yuva haline gelirse gezegenler ve hatta güneş sistemleri arasında günlük olarak gidip gelebilmeliyiz. Ama bunu nasıl yapacağız ve ne kadar ileri gidebiliriz? NASA araştırmalarına göre evet, yıldızlar arası seyahat mümkün. Şimdiden günlük jetlerde olduğu gibi kimyasal itiş gücüne sahibiz. Ancak bu uzay boşluğunun genişliğinde hiç de pratik değildir. Zor olan şey tıpkı sizi ve beni adeta gezegenin yüzeyine demirleyen, bugünün standart uçaklarını uzaydan uzak tutan dünyanın yer çekimidir. NASA'ya göre yörüngeye fırlatmayı ümit eden herhangi bir aracın saniyede yaklaşık 11 kilometre veya saatte yaklaşık 40 bin kilometre kat etmesi gerekiyor. Tabii ki ses hızını aşamayan uçaklar o kadar hızlı uçamayacaktır. Üstesinden gelmemiz gereken önemli sorunlardan biri de yıldızlar arası seyahat için gerekli yakıt miktarının çok fazla olmasıdır. Çünkü uzay araçları fırlatılırken taşıyabilecekleri yakıt miktarı sınırlıdır. Bu nedenle yıldızlara yolculuk için belki de uzay aracının yakıt taşımasını gerektirmeyen sistemlere ihtiyaç var. Dünya ile uzay arasındaki en kısa mesafeye bakacak olursak yaklaşık 100 kilometre kadardır. Bu da genel olarak gezegenin sınırının bittiği ve yörünge altı boşluğunun başladığı yerdir. Şu anda NASA'nın yörüngeye bu şekilde ulaşmak için yaklaşık 520 bin galon roket itici yakıtına ve 100 tonluk bir uzay mekiğini ve kargosunu 9 dakikadan kısa bir sürede uzaya çıkarmak için 2 adet askılı roket iticiye ihtiyacı var. Dünya'ya en yakın yıldız Proxima Centauri bizden yaklaşık 4,2 ışık yılı yani 40 trilyon kilometre uzaklıkta bulunur. Işık yılı ile ifade edildiğine mesafeler kısa gibi görünse de en hızlı uzay aracı ile ki şu anki rekor saatte yaklaşık 260 bin kilometre hıza ulaşan Juno uzay aracındadır. Proxima Centauri'ye gitmemiz 17 bin yıldan fazla sürecek. Diğer bir ihtimal bir rokete inanılmaz derecede yüksek hızlarda güç sağlamak için temelde nükleer patlamaları kullanan nükleer darbe iticisidir. Böyle bir uzay aracı teoride ışık hızının yaklaşık %5'i kadar hızlara ulaşabilir. Ancak bunun en yakın yıldıza ulaşması bile yine de 85 yıl alacaktır. Einstein'ın özel görelilik kuramına göre ışık hızının aşılamaması, yıldızlar arası yolculuğun insan ömrünün sınırları içinde gerçekleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri. Üstesinden gelmemiz gereken tek sorun yakıt ve mesafeler değil. Seyahatimizin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için uzay aracımızın Güneş sisteminin dış sınırındaki yıldızlar arası ortamla heliosfer arasındaki savaştan yara almadan çıkması ve yıldızlar arası ortamdaki yüksek enerjili parçacıklar arasında zarar görmeden yoluna devam etmesi gerekiyor. Heliosfer adı verilen bölge aslında Güneş sistemini yıldızlar arası ortamdan koruyor. Peki yıldızlar arası ortamı tehlikeli yapan şey nedir? Yıldızlar arası ortamda gaz, toz ve kozmik ışınlar bulunur. Işık hızına yakın hızlarla hareket eden bu yüksek enerjili parçacıklar hem uzay aracı hem de insanlar için bir hayli tehlikelidir. Voyager 1 uzay aracı 2012 yılının Ağustos ayında bu bölgeyi aşarak yıldızlar arası ortama ulaştı. Peki yıldızlar arası seyahatin gerçekleşmesi için yeterli miktarda enerji nasıl sağlanabilir? Modern uzay araçlarının çoğu uzayda kimyasal roket motorları sayesinde yol alıyor. Yakıtın oksijenle girdiği tepkime sonucu açığa çıkan gazın oluşturduğu itme kuvveti uzay araçlarının hareket etmesini sağlıyor. Fakat kimyasal roket motorlarının kullanıldığı uzay mekikleri saatte ancak 28 bin kilometre hıza ulaşabiliyordu. Uzay araştırmalarının hız kazandığı son 50 yılda uzay araçlarında büyük değişiklikler olmasının yanı sıra kullanılan yakıt türleri ve teknolojiler değişse de roket motorlarındaki temel prensip aynı kaldı. Yıldızlara yolculukta olduğu gibi mesafeler çok büyüdüğü zaman farklı itiş sistemlerinin geliştirilmesi gerekli. Pek çok bilim insanını yıldızlar arası seyahati ciddiye almasını engelleyen şeylerden biri de nereden başlayacağımızı gerçekten bilmiyor olmamızdır. Dışarıda sayısız yıldız var. Ancak gerçekten ilginç, görülmeye değer ve bize yakın bir şey ortaya çıkana kadar yıldızlar arası yolculuk bilim kurgu konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.